Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben bugün size doğru bir plank nasıl yapılır göstereceğim. İlk olarak hangi kaslar çalışıyor? En çok tabii ki karın kaslarımız, sırt kaslarımız ama aynı zamanda secondary muscle dediğimiz şey omuz, göğüs ve tabii ki yani buradaki ön bacağımız ve kalça da çok çalışıyor. O yüzden yani çok harika bir hareket. Çünkü aslında tüm vücudu çalıştıran bir şey. Son olarak ben size en etkili 3 plank hareketi opsiyonları da göstereceğim. Hadi. Arkadaşlar, plank nasıl yapılır? Hemen bakalım beraber. İlk olarak sizin kollarınızı nasıl koyacaksınız? Dirsekleriniz tam omuzun altında olmalı. Birinci ipucu bu arkadaşlar. Hani böyle ileride olmaması lazım. Tam sizin omuzların altında olacak. Sonra ayaklarınızı ne kadar açacaksınız? Bu olmayacak. Tamamen de kapatmayacaksınız. Onlar da omuz genişliğinde. İkincisi bu. Ondan sonra sizin sırtınız nasıl? Dümdüz arkadaşlar. Plank İngilizce tahta demek. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu olacak. Okay. Sizin boynunuz. Bunu çok görüyorum. Olmaz. Bunu da çok görüyorum. Böyle nötr şeklinde rahat bırakıyorsunuz. Okay. Ondan sonra ne yapacaksınız? Karın kaslarınızı, bacak kaslarınızı sıkacaksınız. Ve son noktaya geliyorum. Ve en önemlisi gerçekten şimdi göstereceğim. Hemen anlayacaksınız. Şöyle düşünün. Tüm sizin vücut ağırlığınız gerçekten ön kollarınızda ve siz kendinizi bu ön kollarınızla yerden itiyorsunuz. Yumruk yapın. Bu da çok güzel bir yöntem. Daha rahat yaparsınız ve olacak. Ben şimdi hepsini gösteriyorum. Okay. Benim dirseklerim tam omuzun altında. Ben bacaklarımı omuz genişliğinde açıyorum. Şimdi yumruk yapıyorum ve kendimi ön kollarımla yerden itiyorum gibi duruyorum. Bakın şu değil, çok görüyorum. Belki siz de yanlış yaptınız şu ana kadar. Şu değil arkadaşlar, şu. Okay. Benim boynum rahat. Burada durmaya çalışıyorum. Nefes de alıyorum. Ama bu çok önemli. Şu olmasın. Şu da olmasın. Buradayız. Okay? Bu. Ondan sonra ben size söyledim ya, en etkili 3 plank hareketi göstereceğim size. Söz vermiştim. Şimdi göstereceğim. Bu ilk egzersizi daha çok bacak ve kalça çalıştırmak için. Şimdi geldim plank'a, tamam mı? Soldaki bacağımı kaldırıyorum, bu şekilde flex. Sonra sağ. Burada iki yöntem var. Ya 10 saniye mesela duracaksınız ya da zor gelirse kısa kısa şu şeklinde bacak değiştirebilirsiniz. Okay? Bu sizin bacaklarınızı ve yuvarlak bir kalça için yapıyorsunuz. Ondan sonra ikinci harekete geçiyoruz. Bu da harika bir şey. Geldik plank'a. Şimdi sağdaki kolumu uzatıyorum. Duruyorum. Aynı önce gibi ya 10 saniye kalmaya çalışın ya da daha kısa bu şeklinde yapabilirsiniz. Yanıyor. Ne yanıyor özellikle? Sizin kollarınız, çünkü sonuç olarak tüm vücut ağırlığınızı aslında tek bir kolla kaldırıyorsunuz. Bir de tabii sizin yan karın kaslarınız iyice yanacak. Gelelim son harekete. Onunla özellikle yan karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Çok da eğlenceli bir şey. Geldik. Plank pozisyonu hatırlatayım. Buradayız. Burada değil. Şimdi bir sağ, bir sola kalçanızı indiriyorsunuz. Okey. Süper. Bu şeklinde. Plank. Çok sevmeniz gereken bir hareket. Çünkü gerçekten çok etkili. Çok yani her yerde yapabilirsiniz. İşte evde olsun, bahçede, mangal yaparken gerçekten her yerde. Ben çok merak ediyorum. Şu ana kadar siz plank'ı doğru mu yaptınız? Yoksa şu anda doğrusunu öğrendiniz mi? Lütfen bana yazmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda da bekliyorum.